siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir. Değerli milletim, kıymetli İstanbullular, partiler kutsal yapılar değildir. Tabu değildir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da temel amacı milletinin kalkınması ve mutluluğu için çalışan yapılar olmasıdır. Yani partiler bir amaç değildir. Hizmette araçtır. Bunu her vatandaşımın bilmesini ve duymasını istiyorum. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Bir parti başkanı, bir belediye başkanı ya da bir cumhurbaşkanı fark etmez. Onları kutsallaştırmak, milletin üzerinde bir yere konumlandırmak asla doğru değildir. Liderlerin yeri milletlerin üstü değil, içinde olmayı gerektirir. En büyük millettir. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız sadece ve sadece milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mazhar olmak, iltifatlar duymak, liderlerin ayaklarını yerden asla kesmemeli. Aksine mahcup etmeli. Başta kendim, gösterilen bu ilgi ve büyük sevgi karşısında ancak boynumu bükerim. Rahmetli dedem makamım büyüdükçe boynum bükülsün derdi. Yolum o yoldur. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım. Sorumluluğumuz var ama herkese duyurmak istiyoruz ki gençliğimiz var ve çalışkanlığımız var. 23 Haziran'da seçiminde hem ittifak hem parti adayı hem de bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime ve demokrasiye katkıları için bu süreçteki İstanbul'da bulunan tüm adaylara teşekkür ediyorum. Bütün bağımsız adaylarımız da buna dahildir. Ben şahsım adına seçim döneminde bana, aileme, çalışma arkadaşlarıma yönelik, partime yönelik yapılan sistematik saldırıları elbette ki unutmak istiyorum. O dil bitsin. Artık asıl yeni sayfayı, olması gereken ilişkileri üslup düzeyinde yeni bir dönemi açmak ve başlatmak istiyoruz. Ve bu süreçte bu tür davranışlarda bulunanların bence zaman içerisinde hak ettiği cevabı milletimizden alacağını düşünüyorum. Bu vesileyle özellikle devletin başı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, depreme hazırlık gibi, daha fazla daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi, İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyumlu ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşlarımızın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritasına ve ilkelere uygun olarak sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım ve buna talibim. Bunu tüm İstanbullular önünde duyuruyorum. Hiçbir siyasi mesele vatandaşımızın huzurundan, mutluluğundan, işsizliğin, yoksulluğun önlenmesinden, vatandaşlarımıza yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulmasından, barıştan, huzurdan, sevgiden ve saygıdan asla ve asla önemli değildir. Bu anlayış içerisinde İstanbul'un acil çözüm bekleyen merkezi ve yerel idarenin ortak sorumluluğundaki tüm konuları ele almak isterim. Yasal sürecin tamamlanmasının ve mazbatanın alıp göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak ve görüşlerimizi de aktarmak, aynı zamanda görüşlerinizi de almak, sizi en kısa zamanda ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum. Bu ülkenin buna ihtiyacı olduğunun da altını çiziyorum. Vatandaş, siyasetçi kavgalarından, atışmalarından bıkmıştır, yılmıştır. Hizmet, üretim ve çözüm beklemektedir. Hizmet, üretim ve çözüm demişken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tüm değerli üyelerine de yeniden başlayacağımız çalışma döneminde başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Yarıda kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp hayata geçireceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Herkes bilmelidir ki millet adına yapılacak hizmetlerin parti farklılığı gerekçesiyle engellenmek istemesi gibi bir durumla karşılaşırsak engelleme ile ilgili bir takım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin her kurumu değerlidir. 16 milyon İstanbul'unun kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'nin en değerli kurumlarından biridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu önemi ve gücüyle yaklaşılmasının öneminin altını özellikle çiziyorum. Bir kez daha vaat ediyorum ki her ne yapıyorsak ve her ne yapılıyorsa olduğu gibi milletin takdirine sunulacaktır. Hiçbir aşaması gizli olmayacaktır. Değerli vatandaşlarım, kıymetli İstanbullular, ben artık gece gündüz demeden çok yoğun, tempolu bir çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu tempo içerisinde gücümü, enerjimi her zaman olduğu gibi vatandaşın samimi duygularından, sevgisinden ve güveninden alacağım. En çok da çocukların, bu şehrin çocuklarının, o güzel cıvıl cıvıl çocuklarının ve enerjisi yüksek gençlerin duygularından alacağım. Geçtiğimiz Aralık ayında aday olarak ilk ortaya çıktığımda tanıdıkça beni seveceksiniz demiştim güzel İstanbul'umuza. Çok şükür dediğim gibi de olmuştur. 31 Mart'tan sonra da her şey çok güzel olacak demiştim. Göreceksiniz, o da olacak. Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak. Kıymetli hemşehrilerim, değerli İstanbullular, tabii ki bu güzel akşamda mutlu olacağız. Tabii ki bu güzel akşamda umutlu olacağız. Tabii ki bu güzel akşamda sevineceğiz. Ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına asla gelmez. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı en hassas bir şekilde davranmaya davet ediyorum. Bu bir zafer değildir. Yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı ve yarından itibaren ben bir belediye başkanı olarak 16 milyon insanına eşit davranacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Elbette ki birazdan arkadaşlarımızla son neticeyi elde ettikten sonra ben otobüsümle bu merkezden Beylikdüzü'ne, yani ikametim olan Beylikdüzü'ne, ilçeme yola çıkacağım. Orada en uygun alanda da vatandaşlarımla buluşacağım. Orada elbette ki bu düşüncelerimi, umutlarımı, mutluluğumu vatandaşlarımla paylaşacağım. İstanbul'a yeni bir başlangıç, hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'da tekrar ifade ediyorum ki, herkese duyuruyorum ki, sevgi ve saygıyla selamlıyorum ki her şey çok güzel olacak. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.